Tarımöz'ün sunduğu Tarım Masası programı devam ediyor. Sevgili seyirciler, programımız tüm hızıyla devam ediyor. Sizden gelen mesajları da hocama soracağız. Hocam bir fıkrayla bağlayacaktık konuyu ama buradan değerli eşiniz İffettin Hanım'a da selamlar gönderiyoruz. O da programımızı izliyor. İffet Hanım da veteriner hekim. Onun da bayağı sektöre hizmeti oldu sanırım. Evet. 32 yıl çalıştı. 11 yıl et balıkta çalıştı. Daha sonra da veteriner kontrol araştırmada çalıştı. Kayınpederim de veteriner. O da uzun yıllar TİGEM'lerde ve et balıkta görev yaptı. Ailede veteriner. Evet. Keşke ben bilseydim İffet Hanım'ı da programa davet ederdik. Karı koca hayvancılığı masaya yatırırdık. Çok da güzel olurdu. Hanım daha çok artık bıraktı o işleri. 3 evet. yıl oldu emekli olalı. Ev işleriyle uğraşıyor. En son yani et fiyatları, süt fiyatları evet. hep yetiştiriciler hep onu Hı-hı. sorarlar. Yani çünkü yani süt inekçiliği bir ticaret. Aslında şöyle bakarsak Türkiye hayvancılığının sorunlarının kaynağı nereden geliyor diye. Türkiye'de hayvancılık aslında ilk zamanlar evin ihtiyacını karşılayalım Hı-hı. diye büyük bir kesim böyle hayvancılık yapıyordu. Onun için işte 1-3 başlık hayvan sayısı hala Türkiye'de en yüksek oran. Yani biz sürü büyüklüğünü de Avrupa standartlarına getiremedik. Çünkü maliyet artıyor. Dolayısıyla kar edemiyorsunuz. Ama evin ihtiyacını karşılayayım diyorsanız burada zaten karlılık yok. Büyük bir kısım çünkü 3 milyon işletme var Türkiye'de. Yani tarım işletmesi ama bunun %3,5-4'ü falan sadece hayvancılık yapıyor. Zaten tarımla birlikte yürüyor Türkiye'de hayvancılık. Yani biz hayvancılığımızdaki sayıyı yani biz karlı yani 20 baş sağmalın olursa daha kolay kar edersin. Ama 5 baş sağmalla 5 baş sağmalı olan birliğe kaydolabiliyor şimdi. Bunların oranı ne derseniz Türkiye'de hala çok yüksek. Yani Hollanda'da öyle değil işte. Tamam aile işletmeciliği. Herkes aile işletmeciliği yapıyor. Ben Hollanda'da çalıştım. Altay Üniversitesi'nde kaldım ve çok sık giderim Hollanda'ya. Tamam ortalama 80 baş sağmal varsa ki işletmelerin büyük bir kısmı bu kar etmede çok iyi bir düzey. Oturup da Hollanda'da 2000, 3000, 5000 başlık yani çok büyük işletmelerin sayısı çok fazla değil. Ama Hollanda geçen sene 94 milyar dolar tarımsal ithalat yaptı. Bizde 17.7 milyar dolar şey, ihracat yaptı. Bizde 17. Evet o hatta 114 milyar mı diye duydum ben. 90, veya 94 milyar evet, yani olabilir. Şeyden okudum. İnternetten yakalamıştım. Bizde 17.7 milyar dolar. Yani biz ihracat zaten yapamıyoruz. Biz niye yapamıyoruz aslında? Onu da tartışmamız lazım. Çünkü Avrupa bizden insan tüketimine kullanılacak hiçbir hayvansal ürünü almıyor. Almaz da. Niye? Çünkü bizde hastalıklar kol geziyor. Yani hayvancılıkta biz hayvan sayısında ikinciyiz diyoruz Avrupa'da ama hayvan hastalıklarında şampiyonuz. Çünkü diyor ki sen Brusella'yı eradike etmeden, şapa eradike etmeden, tüberkülozu eradike etmeden ben senden hayvansal ürünü alıp da insanların tüketimine sunmam diyor. Nerede kullanırım? İşte insan tüketiminde kullanılmayacak. İşte nerede? İşte ilaç yap. Ya ilaç da değil hatta böyle işte ıvır zıvır şeylerin yapımında işte. Kemik bilmem ne falan filan o sakatatları falan alıyor bizden. Hmm. Avrupa bunun dışında bizden şey almıyor. Tabii ihracat yapamazsanız hayvancılıktaki karlılıkta ona göre. Yani ne kadar dışarıya çok satarsanız devlet hem döviz kazandırırsınız hayvancılıkta da işte piyasa. Ama biz tüketiciye de ucuza et, süt satalım. Ucuza tüketimi olsun etin, sütün. Onu da korumamız gerekiyor. Yani tüketici taleplerini de göz önüne almamız gerekiyor biz hayvancılık yaparken. Yani kendi üreticimizi tamam koruyalım, yurt dışına şey satalım ama içeride tüketicimiz bir kere sağlıklı ürün tüketiyor mu? Yani sağlıklı süt, sağlıklı et. Yani Türkiye'de 1930'da mı yasaklanmıştı şey sokak sütü satımı sokakta süt satımı 1930'da yasaklanmıştı bakın neredeyse 80 küsur yıl olmuş. Bu niçin yasaklanmıştı? Sağlıklı süt tüketsin insanlar diye yani bir sürü hastalığın olduğu o zamandan da belli hala da biz Brusella'yı eredik edemedik. Baş edemedik ve işletmelerin aslında büyüyememelerin sebeplerinden bir tanesi de bu. Bunları isterseniz ileride program ilerisinde konuşalım. İnsanlar işletme kuruyor. Ben süt ineği işletmesi kuracağım. Nereden başlayacak? Şimdi siz diyorsunuz ki yer seçimi.
hayvan seçimi, uygun hayvan seçimi. Ben öyle anladım sizin konuşmalarınızdan ki konuya epey de hakimsiniz. Uygun hayvan olacak, uygun yer olacak ama sağlıklı hayvan, bu sağlıklı hayvanın sağlığını da sürdürülebilir kılmamız lazım. Dışarıdan hayvan getiriyor, adam sağlıklı olduğundan emin ama Türkiye'den oturuyor, gidiyor falan yerden 20 tane hayvanı toplayıp getirip o işletmenin içerisine katıyor. Ondan sonra da Brüsel'le patlıyor. Çünkü kontrol etmiyor. Yani Brüsel'ler, hocamız var Osman Erganiş, misket bombası diyor. Yani salkım bombası. Bombanın içinde bomba. Düştüğü zaman patlıyor. Hem de 20 kez patlıyor. Ve içinde de o küçük binlerce şarapnel, 202 tane şey var. Şarapnel parçaları var. Aynen ben Brüsel'i hocanın benzetmesi gibi. Yani hayvan şimdi Brüsel'li hayvan milyonlarca mikrop yayıyor. Ya hayvan doğurduktan sonra o akıntılarıyla, hele bir de zaman zaman işte dışkısıyla, şeyle, idrarıyla neyse, sütüyle falan da bunları yayıyor ve hayvanlara bulaştırıyor. O da kalıcı. Yani Brüsel'de biz hayvanın taşıyıcı olma özelliğini yok edemiyoruz ve o zaman da işletme sürdürülebilir olmuyor. Zaten o işletmenin o sıhhi ortamın oluşması çok zor. Mesela sizin de tanıdığınız Mecit Bayrak'ın işletmesi var. Müdürlüğünün yaptığı Çorum'da simentel üretim yapılıyor. Orada ben gördüm, giren araçtan giren insana kadar bütün tedbirleri alıyorlar. Yani hayvan sağlığı için başka bir yerden bakteri taşımaması adına her türlü tedbir alınıyor. Ya bu iş o kadar basit değil. Mesela tavukçular bu konuda kendi kümeslerine dışarıdan hiçbir şey sokmuyorlar veya özel kıyafetlerle girebiliyorsunuz ama. Tabii, biyogüvenlik. Hayvan işte bu olay yok. Hayvan sağlığı da yani sardım çayıra Mevlam kayda gidiyor. Bir diğer konu et fiyatlarını vatandaşımız sordu. Et fiyatları yükselecek mi düşecek mi diye. Et fiyatlarının yüksek olmasındaki en büyük etkenlerden birisi süt fiyatının düşük olması. Ya ülkemizde işte 1.15'te çok büyük bir zam yapıldı. 6 kuruşluk bir zam yapıldı. 1.21 oldu ama hala 1 liradan satan, alan sanayiciler var. Aynı zamanda ben senin sütünü alırım ama şu kadarlık bedelini benden yem alacaksın diyerek de kaba bir teklifle üretici zor durumda bırakılıyor. Bu sektör de o kadar enteresan bir sektör ki eğer siz ürettiğiniz sütü satarak hayvanınızdan yemini karşılayamıyorsanız, para kazanamıyorsanız işte o zaman da gözünün yaşına bakmıyor. Ne yapıyor? Süt ineği bir şeyde kasaba gidiyor. Kasaba gidiyor o zaman. Yani ülkemizde süt üretimiyle ne kadarını hayvan yemini karşılayabiliyor? Ya buradaki oran nedir? Ne kadarlık süt ne kadar yem yapıyor? Şimdi bir kere devlet bu sektörün bütün aktörlerini devlet çok iyi kontrol etmeli. Yani aktör nedir? İşte yetiştiriciden başlıyor. Ama yem tedarikçisi, yem maddesi üretenler, ilaç üretenler, işte sütü alanlar, sütü işleyenler, satanlar, pazarlayanlar, yani bir sürü aktör var. Yani bir tane değil. Bir de belirleyici olan aktörler var. Yani bu karlılığı, işte piyasayı belirleyici aktörler. Devlet bunları çok iyi kontrol etmeli. İşte bunlar için birlikler kurdu, süt birliği kurdu, süt konseyi kurdu. İyi bir şey, çok kötü bir şey değil süt konseyi. Ama bu kararları uyguluyor mu? Onu da takip etmeli. Hocam süt konseyinde kimler var? Yani sektörün sanayicilerin hakim olduğu bir sektör. Yani şimdi kartel oluşturmak yasak. Yani süt konusunda ciddi karteller var. Yani nasıl karteller var? Ben bunu her zaman söylüyorum. Bu ülkede süt tedariği yapan taşeronlar olsun, sanayiciler olsun öyle bir politika bulmuşlar ki süt üretim yapan firmalar, şahıslar, küçük çiftlikler, büyük çiftlikler hepsini zapturap altına almışlar. Yani 1 lira 15 kuruş sütün satış fiyatı, yani 1.21'den önceki fiyattan söylüyorum, 1.15. 1.15'ten insanlar ya satıyorlar, parasını çok geç alıyor ya da 1 liraya satıyor. Ama karşılığında da fiyatlar bir anda artıyor. İşte hayvansal yemidir, şudur, budur.
yurt dışından bir sürü yem geliyor. Ya devlet, vatandaş da hep şunu soruyor. Diyor ki madem diyor süde zam yapmıyorsunuz veya ithal hayvan getiriyorsunuz, yemi de getirin. Ama devlet yemi getirmiyor. Ucuz yeme de vatandaşımız ulaşamadığı için maalesef biz et fiyatları neden böyle? İşte biz niye ithal yapıyoruz? Bu problemlerin temelinde aslında süt fiyatları var. Şöyle aslında konudan konuya geçiyoruz. Demin ki söylediğiniz konuda biyogüvenlik ayrı bir şey. Yani hayvanları sağlıklı tutmak için eğer vaktimiz olursa biyogüvenliği de konuşalım. Ama süt ve et fiyatlarının niye böyle olduğuna farklı pencereden. Bir üretici penceresinden bakacağız, bir de tüketici penceresinden bakacağız. Tüketici diyor ki ben ucuza et tüketeyim. Üretici diyor ki ben diyor yaptığımın emeğimin karşılığını alayım. Yani harcadığımın karşılığını İkisi alayım. İkisi de mutlu diyor. Değil. İkisi de mutlu değil. Sıkıntı orada zaten. Yani, bu hal yasasında da değinelim demiştiniz. Domatesi üretenle domates tüketen birisi çok ucuza veriyorum diyor, birisi de çok pahalı yiyorum diyor. Hocam bu aradaki kontrol noktaları veya o aracıları nasıl engellenecek hayvancılıkta ve şeyde? Siz de aslında kısmen değindiniz buna. Demin dediniz ya yani normalde 1.21 primlerle bu 1.4'ü falan buluyor. Eğer 1.4'te sütünü satıyorsa bana göre çok karlı. Bakın 1.4'e. Şu anda et fiyatları, karkasın fiyatları bana göre çok karlı. Onun için de fıkrayı ben bunun üzerine kurguladım. Evet. Ama bakan da burada açıkladı Sayın Bakan. Dedi ki bakın bu işte numara yapıyorsunuz aktörlere. Yani 1.21'e sütü almıyorlar işte. Farklı fatura kesiyorlar, bilmem ne yapıyorlar. Sütü adam 0.90'a alıyor. O zaman işte yetiştirici, üretici çok ciddi anlamda mağdur oluyor. Bu zaman Ege'li sanayici Adana'dan taşerona süt toplattırıyor. İşte devlet bunları çok iyi kontrol etmesi lazım. Ama devletin belirlediği fiyatlarla primleri üst üste koyduğumuzda şu anda kesilen karkas fiyatlarına da baktığımda ben yetiştiricilere şu fıkrayı anlatıyorum hep. Diyorum ki yani temelle dursun bir inşaatta çalışıyorlarmış. 40 katlı bir inşaatta çalışıyorlar. İşte yukarıdan başlamışlar aşağı doğru bir şeyi tamir ediyorlar. İşte 20. kata gelmişler. 40. katta bir şey unutmuşlar. Malzeme, çekiç mi ne unutmuşlar. Dursun demiş ben gidip alayım. Gitmiş o 40. kattaki malzemeyi alırken ayağı kaymış. Aşağıya düşüyor 40. kattan. Tabii düşerken de bağırınca, seslenince temel eğilmiş bakmış 20. kattan. Dursun hızla geliyor. Tam 20. katın önünden geçerken uşağım demiş şimdilik çok iyi gözüküyorsun. Şimdilik çok iyiler. Ama sonu ne olur? Bilemiyorum. Devlet şimdi ben ithal edeceğim derse açarsam bakan öyle dedi. Ben sizi gümrük duvarlarıyla çok fazla koruyamam dedi. Eti ithal edeceğim derse fiyatlar düşebilir. Yani sütte de destekleri zaten bana göre yeterince yapıyor. Yapmaya da devam edecek. Şimdi 2017 programında hayvancılıkta yani tarıma verilen destek 12.8 milyardı. Ve bunun büyük bir kısmını hayvancılık alıyor. Yani 3.9 milyarını hayvancılığa verecek. Yani destekler devam edecek, devam ediyor. Bu destekler devam ettiği sürece, demin de söyledim ben, insanlar et ve süt tüketmeye devam ettikleri sürece iyi olacak. Hayvancılık yapmaktan vazgeçmeyin. İyisini yapın, doğrusunu yapın, düzgününü yapın, sağlıklı hayvan seçin. Yani biyogönlükten konuşalım, şeyden konuşalım. Sonra maliyetlerinizi iyi hesaplayın. Kayıt tutun, performanslarınızı hesaplayın. Mesela hiç kimse, ben doğumcuyum, bir işletmeye gittiğimde süt üreticiliğinde önce performansına bakıyorum. Adam performans ne diyor? Performans hesaplamasını bilmiyor. Yani sağlıklı bir sürü oluşturacaksın ama sağlıklı sürüde sen neredesin, nasıl gidiyorsun? Benim açımdan performans. Ya tamam süt fiyatlarını hesaplayacağız. Şimdi söyleyeyim sizin sorduğunuz soruya Recep Bey. Yani yem maddelerin maliyeti Türkiye'de %70 civarında falan. Yani sütün %70'i yeme gidiyor. Yani %53 rekordur dünyada. Yani şimdi bizim konsantre yemin %60'ını ithal ediyoruz. %60'ını ithal ediyoruz. Bir ara saman da ithal ettik biliyorsun. Sap da ithal ettik. Evet, maalesef. Yani maalesef ülkemize yakışmayacak bir şey. Tamam iklim şartları şunlar bunlar. Yani kurak gitti. Bunları da söyleyelim. O yani çünkü her şeyi hükümete devlete yıkmak da doğru değil. Şimdi biz bir türlü konsantre yemimizi maliyetini düşüremedik. Çünkü süt demek büyük miktarda kaba yemle beraber konsantre yeme de bağlı. Konsantre yem fiyatları bu kadar arttığı sürece maliyetler hep yükselecektir. Çünkü çoğunu ithal ediyoruz. İthalata dayalı. Ve şimdi bakın Beycuca geçen Önder Şifter'i anlattı.
Yani konumuz şu olması lazım. Dolar 4 lirayı geçtiyse o zaman direkt yem fiyatlarına, süt üreticisine yansıyor bu olay. Ve maliyet artıyor. Ama süt fiyatı 1.21. Değişmedi. Ama dolar 4'ü geçtiğinde insanlar aldıkları, yani yem üreticisi de, yani fabrikada bunun büyük bir kısmını ithal ediyorsa maliyet yükseliyor. Dolayısıyla bunu hemen yetiştiriciye yansıtıyor. İşte üreticiye yansıtıyor. Öyle olunca işte bizim şeyimiz gidip geliyor. Ne zaman ki dolar bizde oturup da işte şeyde yıllarca kalacak, o zaman biz rahat ederiz. Onun için ürettiğimiz kaba yemin kalitesi de yeterli değil. Tamam, yoncayı çok üretiyoruz. Konya bu yönden hem mısır silajında hem yoncada birinci Türkiye'de. Zaten 2 yıldır, 3 yıldır Konya şampiyon oluyor sütte, biliyorsunuz. 1 milyon 60 bin 59 bin ton üretti geçen yıl, 2016 şeyleri. Yani birinci, kaba yemde de birinci, şeyde de birinci. Yani Konya hayvancılık yapılacak bir yer. Türkiye'nin en iyi yerlerinden, çünkü sıcak stresi yok, 4 tane şeker fabrikası var gibi bir sürü özellikler olan bir yer. Ona rağmen yetiştirici bu sektörün aktörlerinin yaptığı, şimdi Konya'da çok sayıda, yani şimdi Ülker geldi, Karaman'a işletme kurdu. Sütaş geldi, Aksaray'a işletme kurdu. Niye? Bu havzanın geleceği var, görüyor. Yani sektörün iki büyük aktörü buraya geldi. Hı-hı. Ama Konya'da da çok büyük aktörler var. 20-30 tane fabrika var biliyorsunuz. Süt işleyen fabrikalar var. Yani bir ara 22 idi ben saymıştım ama şimdi herhalde 30'dan fazla şeyler var. Bunlar birlikte çalışıyorlar. Ereğli mesela bu konuda çok iyi. Yani pazar yanında, pazarlama sorunun yok. Ama bunun düzenli yapılması lazım. Kontrol yapılması lazım. Yani yetiştirici oturup yeni baştan, bakın bir sürü şeyi karma karışık ettik. Yani devletin politikasını, işte sütü şeyi, ama biz öncelikle sağlıklı hayvan üreteceğiz. Ürettiğimiz her şeyi de hesaplayacağız. Yem maddesinden başlayacağız. Demin söyledik, sağlık, biyogüvenlikten başlayacağız. Demin ne anlattınız? Çorum örnek veriyorsunuz. İçeriye kimseye sokmuyor. Türkiye'de biyogüvenlikte çok iyi mesafe aldı. Hakikaten dört dörtlük işletmeler var. Yani mümkünse kuş bile sokmayacak işletmesine. O da ayrı bir problem. Hı hı. Ne kadar uğraşırsanız uğraşın. Ama öyle işletmeler var ki hakikaten biyogüvenlikten hiç haberi yok. Hayvan hareketlerinden hiç haberi yok. Türkiye'de hastalıklarla baş edememizin birinci sebeplerinden bir tanesi, en önemli sebeplerinden bir tanesi ve birinci sıraya koyuyorum ben, hayvan hareketlerinin kontrolsüz olması. Tam kayıt dedik, kayıt yok, şey yok, bir yok, ama bir de hayvan hareketleri. Yani Van'da çıkan bir sığır vebası 24 saat içerisinde İstanbul'a gidiyorsa Türkiye'de ciddi bir zafiyet var demektir. Yani 24 saat sonra sen sığır vebasını İstanbul'a taşıyorsun. Ya sonuçta tarifeli uçakla gitmiyor yani. Hayır, yani işte bu ama bu işte devlet bunları işte kontrol etmesi lazım. Bir hastalık çıktığında hemen karantinasını, şunu bunu koyması lazım. Ya da kurbanlı adam tutuyor, milletvekili bile diyor ben buradan Trakya hayvan geçireceğim diyor. Ya oraya hayvan satacağım diyor. Sonra Türkiye'de hastalıklı hayvan satanlar var. Yani bu iyi bir şey değil. Yani test yapıyorlar, test sonuçlarını manipüle edenler var. İnsanlar bunlardan muzdarip, bilmiyorlar insanlar. Bunları bilmeleri lazım. Yani işte devletin kurumları var, enstitüleri var, fakülteleri var, laboratuvarları var, işte akredite laboratuvarları var. Bunlarla falan birlikte çalışarak yani sağlıklı bir sürü oluşturmak, sağlıklı sürü oluşturup da bunu sürdürülebilir kılmakla da bir sürü performans parametre. Yem maddesini hesaplayacak, ağırını, hayvan konforunu hesaplayacak, orada çalıştırdığı elemanların hepsini. Şimdi ben bazı yetiştiricilere kızıyorum. Oradaki çalışan elemanların haklarını bile tam olarak korumuyor. Evet. Çünkü hayvana bakan insan. Yani o hayvanın yemini hazırlayan insan bence çok önemli. Kritik. Yani işletmede kritik noktalar vardır. Yem hazırlamak çok önemlidir. Sağım işlemi çok önemlidir. İşte hayvanın doğumu çok önemlidir. Buralarda çalışan insanların bile patronlar tarafından çok iyi gözetilmesi lazım. Biz bir ara çoban bulamıyorduk biliyorsunuz. Ya koyunculuğun problemi çobandı. Şimdi işte Suriyeliler, işte Özbekler şeyler falan geldi. Bir de devlet işte ona destek verdi. İşte sürü yöneticisi desteği falan verince biraz sorun kısmen çözülmüş gibi. Ama ben ya olaya üretici, yetiştirici, fabrikatör, sanayici, ekonomi, toplumu tabii, çevre. Biz mesela hayvancılık yapıyoruz. Çevre çok tehlikeli. Avrupa topluluğu şimdi bize öyle ağır şeyler getiriyor ki. Diyor ki sen hayvancılık yapacaksan diyor, gübre yönetimi şöyle şöyle olacak diyor. İşte sera gazları üretim üzerinde duruyor şimdi. Yani tüketici taleplerini göz önüne alacaksın. Toplumun taleplerini göz önüne alacaksın. Ama bunun yanında senin hayvanının çıkardığı gazın çevreyi ne kadar kirletti. Gübre zaten felaket, onu konuşamıyorum ben.
Yani gübre yönetimini bile biz doğru düzgün yapmıyoruz. Böyle olunca da hayvanlarda mastitis çıkıyor işte. Soruyor bir tanesi. Şimdi hocam kontrol. Mastitis'te gelelim hemen o zaman onu konuşalım. Bu mastitis nedir? Nasıl koruma sağlanır? Süt ilaçıyla yaparsanız mastitisle arkadaş olacaksınız. Bir. Ben süt ilaçıyla yapıyorum mastitis olmasın diye bir şey asla yok. Dünyanın hiçbir yerinde yok. İlla ki tanışacağız. Tabii. Meme hastalığı. Çünkü hayvanı günde iki ya da üç kez sağıyorsunuz. O hayvanı sağdığınız zaman o sağım makinesinin memeye verdiği bir sürü ne her ne kadar teknolojik aletler üretilse de yani bir memeyi sağarken sağımın meme başının derisinden tutun da meme başının oradaki asıl savunma sistemleri var memenin başında. Onları falan uzaklaştırıyorsunuz. Tamam zaman zaman iyidir oradaki mikropları da uzaklaştırıyoruz ama sağım yaptıktan sonra siz hayvanın memesinin başı açık kalıyor. Hatta ineklerin %7'si kuruya çıktığında %7'sinin memesinin dördü birden kapanmıyor, açık kalıyor. Şimdi açık memeye gidip de hayvan kötü bir yerde yatıyorsa, ya hayvan konforu diyoruz, hayvanı yataklığı, gezdiği yer, yattığı yer bunların hepsi gübreden arındırılmış olacak. Niye gübreden, niye gübreden diyorum. Şimdi mastitisi oluşturan iki tane etken var. Bir bulaşıcı olanlar var. Onlar memenin derisinde yaşar, meme başında yaşar. Birisi de etrafta yaşar. Bunlar koli, klepsel, entrobakter işte attan yetiştirdiğimizi anlamayabilir ama çevresel mikroorganizmalar dışkıda yaşar. Hayvanın gezdiği yerde yaşar. Oradaki su birikisinde, çamurda, toprakta yani ahırınız sürekli temizlenmezse, sağım ütenesiz her seferinde yıkanmazsa çünkü bulaşma yerleri buralardır. Ya sağım sırasında makine, sağımcı yerleri tabii yani hayvanın yattığı yerlerden bulaşıyor. Bir kere mastitisle arkadaş olacaksınız bir. Ama benim işletmemde mastitis ne kadar olmalı? Bunun şeyini bileceksiniz. Yani kritik kontrol noktası nerede? Nerede alarm? Yani 100 tane ineğiniz varsa, 100 baş sağmanız varsa her ay 2 tane klinik mastitisiniz olur. Her ay 2 tane. Bunu yıla bölerseniz 45 ila 50 55 tane inek mastitisi olur demek. Bu normaldir. Ne yaparsanız yapın. Ha bu ekonomik sınırdır. Bu şekilde mastitis olursa siz gene kar edersiniz. Ama şimdi 100 tane ineğiniz var. Ayda 20 tanesi mastitis oluyorsa, klinik mastitis oluyorsa bir de siz yanlış yerdesiniz. Ya bu işi bilmiyorsunuz. Ya hijyenini bilmiyorsunuz. Ya sağmayı bilmiyorsunuz. Ya hayvanı doğru yere de yatırmıyorsunuz. Çünkü mastitisin bulaştığı kritik yerleri sayabilirim tek tek. Uzun hikaye olduğu için saymıyorum. Ama çok basit yetiştiricinin alması gereken basit tedbirler var. Yani mastitis kontrol programı diyor. Dünya oturmuş 5 tane 6 tane madde koymuş. Buna işte her sene bir tane de bir tane de ilave ediyor. Şimdi 12, 13, 14 tane oldu. Türkiye'ye bazıları uymuyor. Çünkü kayıt tutman lazım. İşte onu her gün değerlendirme. Demin söyledim ya performans. Her ineğin her ay somatik hücresini sayıyor adam. Somatik hücre ne hocam diyeceksin. Somatik hücre ya mastitisi izlemenin en iyi yollarından bir tanesi. Yani sağda süt tankındaki somatik hücreye bakarsın. Yani işletmemde mastitis işte alarm veriyor vermiyor dersin. Yani klinik mastitisi herkes görür. Ahmet Ağa da görür, Mehmet Ağa da görür. Ama bir de subklinik. Ya Türkiye'deki yetiştiricilerin yeri gelmişken söyleyeyim. En büyük sorunlarından bir tanesi gizli seyreden hastalıkları bilmemeleri. Subklinik dediğimiz yani gizli seyrediyor. Mastitisin büyük bir kısmı gizli seyreder. Yani ketozis dediğimiz gizli seyreder. Laminis dediğimiz topallık gizli seyreder. İşte rumen yani midedeki hastalıklar, asidoz dediğimiz olay büyük bir kısmı gizli seyreder. Bunları yakalamak, klinik vakaları yakalarsınız kolay. Onu işte oradaki bakıcı bile görür. Hayvanın memesi şişmiş, kızarmış, bilmem ne, süt bozuk geliyor falan diye. Ama subklinik seyredenler çok büyük ekonomik kayıp oluşturduğu için bunu söylüyorum. Yani mastitis ise subklinik mastitis kliniğe 15 ila 40 kez daha fazla klinikten. Evet. Dolayısıyla da sütte çok büyük kayıp oluşturuyor. Adam diyor ki benim süt verimim bir türlü artmıyor diyor. Hı hı. Ama işte tarama testi yapmıyor. Subklinik mastitisleri izlemiyor. O nedenle mastitisle mücadelede mastitis kontrol programı diye 5-6 tane madde koymuşlar. Evet. Ve çok basit. Yetiştiricilerimiz bunun her birisini yapabilirler. Hızlıca sayayım ben. Ne ama yapmıyorlar. Onlar? Hızlıca sayayım izin verirseniz. Bir kere sağım hijyeniniz çok iyi olacak. Yani sağımı uygun şekilde yapacaksınız. Ya bu profesyonel sağım ünitelerine karşı değilsiniz değil mi? Hayır asla. Yani bu bir kere bakın bilgi güçtür ama teknoloji kullanmak da sizin karlılığınızı artırır. Ama ben 20 başlık bir işletmeye gidip de işte falan marka 80 bin euroluk makineyi al diyemem. Onun yerine Türkiye'de üretilen makineler var. Yani tamam dört dörtlük sürü yönetim programı olsun her şeyi izleyeyim şunu yapayım ya da süt kalite parametrelerini ölçen işte şeyler takayım falan. Bunu ben 80-20 ya da 40 başlık sahamal olan adama bunu söyleyemem.
Ama büyük işletme yapıyorsa da büyük oynamak zorunda. Oturup şimdi robot sağ üniteleri çıktı adam. Onları da almaya başladılar. Şimdi ben geçen sene Hollanda'ya gittiğimde ben gördüm. Yani işletmelerin %20'sinde robotlu sağım var ve hızla da artırmaya çalışıyorlar. Çünkü Nisan ayında şey kalktı, kotalar kalktı ya Hollanda'da, Avrupa toplumunda süt kotaları kalkınca. Ben baktım herkes ahırları yıkıyor. Ne yapıyorsunuz dedim. İşte genişletiyoruz, robotlu sağıma geçecekler, bilmem şeye geçecekler. En az 20 tane işletmeyi gördüm ben. Ya Türkiye'de de bu şey gidecek, ilerleyecek. Ama maalesef için bir, sağım hijyeniniz çok iyi olacak. Evet. Hızla söyleyeyim. Sağım uygun şekilde yapacaksınız ama sağım makinesini de uygun şekilde kullanacaksınız onun aleti. Yani sağımdan önce bir hijyen kuralı var. Meme yıkanır, temizlenir falan filan yapılır. İşte ondan önce daldırma vardır, ön daldırma, sonra son daldırma vardır. Ya yani sağım makinenizin saat gibi çalışması lazım. Çünkü memeye tahrip ediyor. Ya onun basıncı var, ayarı Belcetti, var, şunu var. Lastiklerini zamanında değiştireceksin. Şimdi adam alıyor 5 senedir lastiklerini değiştirmedim diyor. Ya bu normalde 2500-3000 sağımda değişir. O lastikler çok büyük para değildir. Ama öbür taraftan bir tane inek hasta olsa ya bazen 400 doları geçiyor bir kolyum lastiği maliyeti. Dolayısıyla o lastikleri değiştirme 3 tane inek şey olduğu zaman lastik maliyeti. Ya bunları gözetmemesi lazım. Yani sağlık açısından mahsetisin oluşturan sebeplerden bir tanesi eğer lastiklerin eskimesi ise bunu zamanında yapması gerekiyor. Kaç sağım demiştiniz hocam? 2500-3000 sağımda Türkiye'deki yani. Ha silikondan yapılanlar var bayanların kullandığı falan. Onlar 10.000 sağım gidiyor ama onlar biraz daha pahalı. Ya onlar da yapıldı. Ya dünyada ya bu büyük işletmeler hakikaten çok kaliteli lastikler de kullanıyorlar. Şimdi sağım işlemini uygun yaptık. Sağım makinesinin bakımı temizliği. Sağım makinesinin temizliği. Her sağımdan sonra sağım makinesi yıkanıp temizlenmeli. Hem asitli hem alkali suyla yıkanıp temizlenmeli. Her sağımdan sonra. Çünkü orada süt 2 saat fazla kalsın milyonlarca bakteri var. Çünkü bakterinin üremesi için besin gerekli. Süt de en iyi besin. Evet. Onu temizlemeniz gerekiyor. Bunu yapmamız gerekiyor. Hele bir de seyir sağım makinesi kullanıyorsa insanlar bunu hiç yapmıyorlar. Çünkü seyir sağım makinesinin temizliği çok kötü. Şimdi tamam otomatik kendini yıkayan makineler çıktı. Onları alsınlar. Yani 3 kuruş 5 kuruş fazla versinler onları alsınlar. Şimdi sağım bitti hayvanı gönderiyorsunuz. İşte demin söyledik meme başı açık kalıyor. Meme başını kapatacaksınız. Yani teat dipik diyor. Sağımdan sonra bir daldırma yapacaksınız. Bakın 3. madde bu. Yani bunu yapmanız lazım. Yani çok basit zor bir yani şey. Bu kadar. Tabii bunu her seferinde yapacak. Bir de kalitesini kullanacak. Merdiven altı üretim ben şey kullanıyorum. İçerisinde ben diyorum ki bu iyot bazlar kullanılır. En az 2000 ppm olması lazım. 5000 olursa daha iyi. Kışın 5000'lik kullanın ama yazın yani çok hayvanın ortamı çok temiz olduğu için yazın düşürebilirsiniz. Maliyet düşürmek istiyorsanız diye. Kalitelerini kullanmaları lazım. Yani iyi koruyucu. Hatta yeri geldiği zaman zar şeklinde kapatanlarını kullanmaları gerekiyor. Onu bile yapmıyorlar. Bunlar çok basit işlemler. Maliyeti de. Daha sonra hayvanları sürekli takip etmeleri gerekiyor. Şimdi hayvanı kuruya çıkaracak. Kuru dönem mastislerin en çok oluştuğu dönem. Yani kuruya çıkardığı zaman çünkü meme sağlamadığı için hayvanın hele bir de laktasyon sırasında sağladığı dönemde mastise yakalanırsa bu hayvanları kaydetmesi lazım. Bu hayvana mutlaka kuru dönem tedavisi yapması gerekiyor. Her memeye yapmıyorlar. Efendim kuru dönem tedavisi yapılmasına gerek yok. Hayvan sağlıklıysa bir şey değil. Öyle değil. Ben 35 senedir bu işi yapıyorum. Kuru dönem tedavisi yapıldığı zaman başını rahat ediyor. Kuru dönem tedavisini yapacaksınız. Dört meme ilaç sıkmıyor. Sıkıyorsa da yanlış ilaç sıkıyor. Yani kendi kafasına göre ben bir sürü yerde şey karşılaştım. Ben diyor kuru dönem ilacını kendim yaparım. Böyle bir şey yok. Çünkü en az 40-45 gün kalması gereken ilaç vereceksiniz. Sonra mastitis olan hayvanları iyi takip edeceksiniz. Yani klinik mastitisleri iyi takip edeceksiniz ve uygun tedavi edeceksiniz. Bizde uygun tedavi de yapılmıyor. Yani mastitis bir bakteri tarafından oluşturulur. Ya bellidir. Yani bunu oluşturan 6-7 tane bakteri var. Ha tamam mikroplar da var. Onları oluşturduğu zaman sürüden çıkarıyoruz onları. İşte mikoplazmaymış ne bileyim işte arkinobakteriye, tripanella diyorlar. Onlar da mastitis oluşturuyor ama bunları mikropları ayırıyoruz. Onları ya ayrı özel tedavi edeceksin. Ama %95'ini oluşturan Staphylococcus streptococcus dediğimiz ya da işte koli falan dediğimiz mastitisler belli. Bunları uygun şekilde tedavi edeceksiniz. Baktınız İki kez, üç kez, dört kez mastite yakalanıyor. Bir de kuru dönem geçiriyorsunuz, iyileşmiyorsa o hayvanı da sürüden çıkaracaksınız. Çünkü o hayvan şeyin kaynağı. Yani sürüde mastitisin yayılmasının kaynağı. Mastitis en çok sağım sırasında, sağım makinesiyle, sağımcının elleriyle yayılır. Daha sonra Avrupa toplumu yeni kurallar koydu işte. Mastitis de diyor ki, kayıtları tutun. Hangi hayvan ne zaman şey oldu? Her ay, her memeden somatik hücre alın. Yaptığınız işlemleri diyor takip edin. Yani bu şey hasip diye bir şey çıkardılar. O kritik kontrol noktalarında. Ve yeni maddeler ekliyor. Bizim modern işletmelere uyuyor ama yani o 20 başlık 30 başlık işletmelere bunlar uymaz. Ama bu söylediğim demin saydığım 6 tane temel maddeyi uygulasınlar. Rahat ederler.
Bu bahsetmiş olduğunuz işte biyogüvenlik dediğimiz o meme başlarının sahamdan önce, sahamdan sonra o kapatılması maliyet etkisi nedir hocam? Ya ben bununla ilgili çok hesaplar yapıyorum. Yani Türkiye'de yapılmıyor. Amerikalılar çok iyi yapıyor. Amerika'dan örnek verdiğimiz hocam Türkiye'de yok mu diyor. Amerika diyor ki işte ya bu kağıt havlu kullanıyor bakın. Silmekte biz işte kağıt havlu maliyetli oluyor diye bazen peçete kullanıyoruz. Ben havlu, ıslak havlular kullandırıyorum işte. Çamaşır makinesi aldırıyorum. 1000 tane şey aldırıyorum. Çok sağlıklı mı ama ucuza gelsin dendiği zaman daha iyi tarafla avantajları da var, dezavantajları da var ama iyi yaparsanız bana göre avantajlı. Kağıt havluyu, işte kullandığımız TİT pik maddesini, deterjanları hesaplıyor. Adam diyor ki ya bu işte diyor $126 yapıyor diyor. Maksimum diyor. Yani ama şey pardon $27-28 yapıyor diyor bunların hesap şeyi diyor maliyeti inek başına. Ama diyor sütten elde ettiği kar hesaplıyor $128-130. Yani neredeyse $100 kar ediyorsunuz. Ya şimdi kağıt havlu yerine bez kullanırsanız bu maddeleri zaten kullanmak zorundasınız. Yani hayvanı sağımdan önce memesini temizlemek zorundasınız. Çünkü kirli sağarsanız sütünüzün kalitesi bozulur. Bakteri yük artar vesaire vesaire. Yani oradan öbür taraftan prim alamazsınız gibi şeyler. Bunları iyi yaparsanız hem kaliteli süt üretirsiniz ama ürettiğiniz sütten ya da mahsulün rastlantısını azalttığınız için karınız gene fazladır. Açıkça söyleyeyim yani 5 ya da 6 katı gene fazladır. Ya bunlara harcanan parayı yetiştirici şey olarak bakmamalı. Ya ben buna bu kadar para veriyorum bu işletmenin şeyini artırıyor. Hayır efendim öbür taraftan 5 tane 6 tane 10 tane hayvanın mahsulü oluyorsa zaten gidiyor demektir. Ya bunu iyi bilinmesi lazım. Hocam biraz da WhatsApp'tan gelen mesajları müsaade ederseniz okuyalım. Hocam köyleri bitirmek için hükümet elinden geleni yapıyor. Süt fiyatına bak. Benim 200 başlık ahırım var. Bir yandan yanlış politikadan batıyoruz. Gelirden gider fazla. Avrupalı çiftçisini destekliyor bizimkiler. Ne yapıyor? Erbakan döneminde çok iyi kazananlar. Şimdi niye kazanamıyor? Yöneticiler kendini gözden geçirmeliler demiş. Yine burada da ayrı bir konu. Ben Cihan Beyli Taşpınar'dan Mehmet Boz'da 7 tane buzağım var. Damızlık Birliği geldi küpe taktı. Sadece bir tanesine destek verdiler. Ne yapabiliriz? İsim alanınıza gider mi konu? Ya şimdi gene geçen anlattığı fıkrayı söyleyeyim. Bazen işte her yer, her şey her yerde söylenmiyor. Gene temelle dursun karşılaşmışlar. Dursun Temel'e sormuş nasıl felaket öksürüyor böyle. Demiş uşağım nedir bu halin demiş. Bir haftadır öksürüyorum demiş. Doktora gitmedim demiş. Demiş doktoru sevmiyorum. Temel de doktora gitmeyi sevmiyormuş. Doktoru sevmiyorum demiş. Temel'in sevmediğini Dursun da biliyor ama onu da ikna etmek için ya demiş ben de kabızım. Hadi demiş beraber gidelim doktora. Böylece senin de öksürüğüne bir şeyler yapar doktora herhalde diye gitmiş doktora hakikaten bakmış ikisine de birer tane tablet işte yazmış. Ya çok kolay demiş ya o kadar şey değil işte sen bu öksürük için şeyi kullanacaksın sen de işte kabızlık için bu biraz şey yapıcı ilacı kullanacaksın diye bunlar çıkmışlar gitmişler eczaneye ilaçlar alınca şeyleri karıştırmışlar torbaları. Eyvah. Torbalar karışınca 3 gün sonra doktor Temel'i görmüş. Temel öksürüğü nasıl oldu demiş. Demiş korkudan öksüremiyorum demiş. Şimdi bazı şeyleri her yerde söyleyemiyorsunuz. Ya yetiştirici birliğinin politikası farklı. Yetiştirici birliği demin söyledim. Yani bizde yetiştirici birlikleri hakikaten göl kontrolü işte bilmem ne diye kuruldu ama biraz ticaret yapıyormuş gibi geliyor bana. Ya ben karşıyım buna. Biraz değil hocam bayağı ticaret yapıyor. Yani bu yetiştiriciye en iyi hizmeti nasıl veririm? Nasıl devletin imkanlarından yararlandırırım? Ona yani şu mısır satmak, makine satmak, şu satmak değil de demin dediği gibi işte bak sen bunu satmış. Hayvan doğduğunda şunu ya gidecek, bakacak. Onları yapacak yetiştirici birliği. Vatandaşa bunları tek tek anlatacak ve kontrol edecek. Aksatmayacak. Vatandaş çünkü bilmiyor. Çoğu teknolojide kullanılıyor. Şey de yapamıyor. Hayvancılık yapan insanların çoğu hakikaten bazı şeylerden habersiz. Yani küpeyi takıp da bir tanesine neden destek verilir sizce hocam?
Ya mevzuatını tam bilmediğim için yanlış bilgi de verebilirim. Yani 7 tane buzağa küpe takıyorlar ama bir tanesine destek veriyorlar. Devam edelim hocam. Yani zamanları şeyleri falan uymuyordur. Yani ırklar uymuyordur. Şimdi işte bir sürü şey çıkardılar. Aynı ırktan olacak, şey olacak. Zaten eskiden öyleydi. Aynı ırktan da ama hani değiştirdiler ya bu yeni şeyde. Hı hı. Şimdi yeni kanun çıktı. Yani 5 yılı geçenlere farklı. Yani Holstein işte Esmer, Simmental vesaire atabiliyorsun idi. Şimdi destek alamıyor bunlar. Yeni çıkan kanuna göre ilk 5 yaşında bundan destek alması gerekiyor. İlk 5 yaşında aynı şeyi kullanacak. Holstein ise Holstein sperması. Montefon ise Montefon. Simmental ise Simmental. Ama şimdi bir ara verdiler işte. 9 ay mı gitti Nisan'dan? 4. ayı da verdiler. Bu ayda kaldırdılar. Bu ayda kaldırdılar. Ki bana ayrı bir... doğru karar verdiler. Çünkü yani bizim yetiştiricimiz aslında bunu plan doğru karar. Yanlış değil aslında o karar da çünkü. Şey yetiştirmemiz için bizim besilik ırk yetiştirmemiz için yapalım bunu. Ama bunlar işte Türkiye'de işletmelerin hepsini biliyorsun işte Avrupa topluluğu standartına süt üreten işletme de var, hastalıktan ağır işletme de var işte hayvan sayısı 500'ü geçen işletme. Bunlara mesela devlet dese ki bunlara bakın ben bunlara yaptırıyorum mesela. Ha vatandaşa da dese ki ya ben sana yaptırırım ama prim vermem, destek vermem de bunu baştan söylemesi gerekiyor. Ben Konya Altınekim Mantar Köyü'nden Ömer Özaltın hizmetlerinden dolayı müteşekkiriz demişler hocam size. Hocam en önemli döl verim sorunları sebeplerini sıralayabilir misiniz? Aslında bizim soracağımız soruları vatandaşlarımız da soruyor. Evet. Baba eski veteriner hekim Mehmet Rodoplu. Baba eskiden yazmış bize. Hocam ithalatın ülkemiz hayvancılığını kurtaracağına inanıyor musunuz? Yoksa kendi damızlıklarımızın yetiştirilmesini mi daha uygun buluyorsunuz? Yine baba eskiden veteriner hekim Mehmet Rodoplu soruşuyor. Ya orası yarım kaldı aslında. İthalattan başlamıştık yani 87'de başladık. 96'da işte deri dana çıktı. Uzun bir süre yasaklandı. Doğru, iyi yaptı devlette. O arada biz mesela 96'dan 2000 kaça kadar serbest? 2003'te mi serbest bırakıldı? O arada biz kendi kendimize yetiyorduk. Yani zora kaldığımızda yetebiliyoruz. Ama yani biz sorunumuz şu aslında. Mehmet de aslında biliyor konuyu. Bizde sağlıklı hayvan yok. Sağlıklı işletmemizin sayısı çok az. Yani bunu açık söyle hocam derseniz demin anlattığım fıkra işte yani korkumuzdan söyleyemiyoruz. Şimdi insanlar brusellerle yaşamasını öğrenmişler. Yani brusellerle beraber yaşıyorlar. Çünkü yani dinlediğiniz zaman insanları haksızsız diyemiyorsunuz. Çünkü adam yani 300 tane, 500 tane sahamal var. Ben buna diyor şu kadar yatırım yaptım, şu kadar para verdim. Ben bunu ne yapayım? Yani biz sağlıklı işletme kursak, olsa, yani şu anda atıyorum Konya'da işte 252 bin baş işte sahamal inek gözüküyor. Yani bu işletmelerin hepsi sağlıklıysa biz rahatlıkla buradan ben gelirim 300 başlık bir işletme kuracağım. Bana 300 baş sahamal düveyi verin derim, damızlık düveyi verin derim. İnsanlar zaten kendilerinin problemi olduğu için kendilerini de üretemiyor bunu. Yani kendisinin sürüsünü de sürdürebilir şey kılamıyor. Yani onu da büyütemiyor. Dolayısıyla birinci sorunumuz benim hayvan ithalatının sebeplerinden bir tanesi bizim hayvanlarımızın özellikle brusella gibi, tüberküloz gibi hastalıkları özellikle bunları eradike edemememizden kaynaklanıyor. Bu bence bir sebep. Ve de mantıklı sebep. Çünkü sağlıklı hayvan yoksa adam gidip yurt dışından almak zorunda. Burada şimdi geliyor. Biz bir ara işte şeye Pankopa, Çumpaşa hayvan seçmeye başlamıştık. Yani 1000 tane hayvan da test yaptık biz. Şeyden başladık Burdur'dan, Şarkıkaraç'tan başladık. Çanakkale'den çıktık. Hatta Trakya'ya kadar da gittik. Dedik ki işte hayvanlara test yapalım. Test yapmadan hayvan almayacağız asla. Kendimiz yapacağız bir de. Çünkü bazı yerlerde sağlıklı sonuç vermiyorlar. Getirdik, kendimiz yaptık. 1000 hayvandan 100 hayvan kaldı elimizde. 1000 hayvana test yaptık. Şimdi bir testin de maliyeti var. Dedik ki ya bu hastalıkların hepsini yapmayalım artık. Yavaş yavaş şunları çıkaralım. İşte temel iki tane tehlikeli hastalığımız var. Brusella tüberküloz yapalım dedik. Çünkü diğerlerini de bir şekilde şeyleri var. Tedbir alabiliriz falan diye. Onları elimine edince hayvan sayımız arttı. Yani işletmelerimizin çoğu enfekte. Enfekte olduğu için kendini de büyütemiyor. Biz de büyüyemiyoruz, sağlıklı hayvanı bulamıyoruz, dolayısıyla ithal ediyoruz. Şimdi sağlıklı sürüyü kurup da bir de onu çoğaltamadık demin söyledim ya. Şimdi İtalya 60 bin başta çoğaltmış. Biz çoğaltamadık, biz bir de kestik. Yani biz hayvanlara iyi bakmadık, sadece hastalık değil. Tamam, birinci sebeplerden bir tanesi hastalık ama hayvanları iyi barındıramadık, iyi besleyemedik, kestik. Benim hanımım et balıkta çalışıyordu. O zamanlar işte alım şefiydi, kavga ediyordu. Yani
damızlık hayvanları kesilmesin diye yasak var. Ama adam kesiyordu. Yani çoğu damızlık hayvanlarımızı biz kesime gönderdik. Yani hala sürüden çıkarma oranlarımız hastalıklar sebebiyle bu kaliteli. Yani ithal ettiğimiz hayvanlar da çok yüksek. Çünkü getiriyoruz hayvanları uygun yerlerde, uygun şekilde bakıp, barındırıp beslemediğimiz için açıkçası o hayvanlardan yeterince, yani 300 baş damızlık düveyi ithal eden bir adam hesaplayacağız. Diyeceğiz ki işte sürüden çıkarma oranı yıllık %15 olsa 5 sene sonunda o hayvanın normalde 700-800 başa ulaşması lazım. Hatta damızlık düve satar hale gelmesi lazım. Biraz fazla söylemiş olabilirim. Ama en azından iki kat olsun. Olamıyor. Niye? Hastalık, bakım, bir sürü faktör var. Bu, bir de koruyucu hekimlik falan yapmıyoruz. Onu da söyleyeyim ben. Yani Mehmet veteriner hekim, ben biliyorum. Yani koruyucu hekimlik yapmıyoruz. Aşılamaları yapmıyoruz. Yani işte veteriner gider hastalık tedavi eder. Böyle bir şey yok. Veteriner hasta etmez. Hayvan. Veterinerlerin bir de çok para aldığı söyleniyor hocam. Dün ben Nevşehir'deydim. Göreme'de. Dedim yani veteriner var mı, getiriyor musunuz? Yani veteriner çok pahalı. Biz her işi veterinere yapsa da evin yolunu bulamayız dedi. Bir veteriner geliyor dedi. En az dedi 250 liradan aşağı gelmiyorlar dedi. Yani serbest çalışan veterinerlerin ücretleri şeyde belirli. Odalar tarafından belirlenir. Yani şu hastalıktan şu kadar alacak diye liste vardır. Evet. Yani hayvan sahibi aslında o listeyi isteyebilir veteriner hekimden. Aldığı hizmetin karşılığında. O liste daha fazladır ama hocam. Ya berberlerde de vardır evet. Ya. referans fiyatlar onu hayatta kimse tıraş olmaz. Evet, o da var ya. Yani. O yüzden o farklı durum. İyi akşamlar, ben Aksaray'dan Vahit hocama saygılar sunuyorum. Sizi Vahit olarak adlandırmış hocam. Dursun hocam. Dursun Ali Vinç. Karadenizli Temel Dursun fıkrasını anlatabilir mi? Anlatıyor yani fıkrayı. Talk show yapmıyoruz biz ama yeri gelince anlatıyor. Hocam sizin resminizi göndermişler. Çok güzel program. Dursun hocamızı çok seviyoruz demişler. 1.21 kuruşu alan fabrikayı gösterir misiniz? Cemal Yılmaz. Neyi? Sütü 1 lira 21 kuruşa alan fabrikayı gösterir misiniz demiş. Yani tamam. 1 lira 21 kuruşa süt alan bir fabrika var mı diye sormuş. İloni yapmış. Yok herhalde. Benim bildiğim işletmeler var ya. Var mı? Tabii. Yani şu anda yani çok kaliteli süt üreter. Bunlar büyük işletme tabii, şey değil. Yani benim. Hayır, 1 lira 21 kuruşa satan demiyor. Alan sanayici var mı diyor. Tabii alıyor. Üstelik primini de veriyor. Değil mi? Mesela bakın şimdi o demin Rodoplu dediğiniz şey o 1.430'a geliyor onun şeyi toplamda. Evet. Yani bütün primleri alıyor. Somatik hücreden alıyor. Şeyden alıyor. Yağdan, proteinden alıyor. Yani 1.430'a geliyor. Evet. Dursun Ali Dinç hocamızı severek dinliyoruz. Adana'dan saygılar. Veteriner hekim Metehan Kutlu. Hocam öğrencilerini çok seviyor herhalde. Metehan doktora. Doktora öğrencim oradan. Evet. Hocam Konya süt alanında yıllardır birinci. Fakat şehrimizde üretilen sütler ülke piyasasında neden yok? Büyük markaların çıkması teşvik edilmeli ki bu alanda hepten zirveye oynanmalı demiş. Torku var her yerde. Ben Marmaris'e gittim. Orada bile gördüm Torku'yu. Evet, Torku var. Ya başkaları da var aslında şeylerde. Yani küçük yerlerde, yani turistik bölgeler değil ama yani küçük illerde, ilçelerde özellikle yani Konya'nın bir sürü mesela markaları var. Tire Süt Kooperatif var İzmir'de. Onlar her tarafta, o bölgede kullanılıyor ama tabii Konya'da ne kadar bilmiyorum. Konya satıyor, her yere satıyor. Konya'da üreticilerin hepsi hiç sıkıntı çekmiyorlar bence. Evet. Ya fabrikaların hepsi satıyor. Devlet destekli hayvan almak için neler yapmam gerekti demişler. Destekler çok farklı. Yani büyük işletmeler için ayrı, sanayiciler için ayrı, işte genç çiftçi diye devlet sürekli farklı farklı destekler veriyor. Onları takip etsinler hemen şeyden. Ya Tarım İlçe Müdürlüğü'ne sorsunlar. Onlar daha iyi bilgi verir. Yani benim vereceğim bilgiler biraz daha şey, böyle 3 baş 5 baş değil de mesela İPART var. Çok kolay. Hı-hı. Yani çok zor bir şey değil. Varsa tarlan şey falan. Mesela İPART'tan ben Konyalıların çok yararlanmadığını düşünüyorum. Tamam, şartlar ağırdı falan diyorlar ama şimdi şartları gittikçe kolaylaştı. Hatta arsana bile şey veriyor İPART. Kredi veriyor. Sana kredi bile buluyor. Yani evet. Arazin yoksa şey yoksa. Yani biz buralardan çok iyi yararlanmadığımızı düşünüyorum. Bir de bazen şöyle geliyor vatandaş. Ben hayvancılık yapacağım. Her şeyi devlet versin. Olmuyor işte. O da zaman. Olmuyor. Yani o zaman olmuyor. Biraz da kendisinin katkısı olacak. Ya da mesela adam 5 yıl şeye kayıtlı değil. İşte orada bir şart var. Diyor ki en az 3 yıllık bir geçmişi olacak. Yani hayvancılık yapıyor olmak gerekiyor. Diyor ki şeye kayıtlı olacak diyor. Yetiştirici birliğine. Adamın öyle bir şeyi yok ama ben diyor nasıl hayvancılık yapabilirim? Ya yani İPART vermiyor mesela bunları ama başka destekler var. Tarım
ilçe müdürlüğü aracılığıyla ya da il müdürlüğü aracılığıyla bunları öğrenebilir. Ama büyük işletmeler için Türkiye'de çok farklı şeyler var sanayicilere. Onları ben şöyle demiştim. Yani genel teşvik, bölgesel teşvik, öncelikli yatırım konuları, büyük ölçekli yatırımlar, stratejik yatırımlar mesela. Adam diyor ki stratejik devlet diyor ki benim diyor işte mandam azaldı, manda stratejik yatırım şeyine sokuyor. Ya da işte diyor ki işte simental et için önemli. Buraya fazla destek vereceğim diyor. Tabii burada bunu yapacaklar da küçük işletmeler değil, büyük sanayiciler. Yani sektöre ben hayvancılık sektörüne bir sürü aktörün girmesine seviniyorum. Sanayiciler giriyorlar işte. Hatta bir yerde doktorlar bile girmişti. Yani bir hastaneleri var, oturmuşlar. Çok büyük, güzel bir işletme kurmuşlardı. Yani sektörün aktörlerinin renklenmesi hayvancılık açısından iyi ama tabii ki asıl bu işi yapanlar da var. Yani 3 tane hayvanla çocuk okutanlar var. Hakikaten üniversitede. Yani ben bunu şeyde yaşadım. Bizim sizin gençliğinizde de vardır. Bizim çocukluğumuzda da var. Yani çocuklarını evlendirmek için hayvan besleyen, işte çocukların evlenme zamanı iki tane hayvanı satıp düğün yapan bizim çok çiftçimiz vardı. Yani o yüzden bu 3-5 tane hayvan besleyen çiftçileri ben önemsiyorum. Bir doktor, hakim, asker bunların hayvancılık sektöründe çok iyi para var deyip kredi alıp bu işe girip sonradan da ya bu iş o kadar zannedildiği kadar değilmiş deyip kafadan çok insan da var. O yüzden bu işi meslek olarak yapanlara devlet bir kere o baba olgusunu göstermesi gerekir. Ya tabii batan insan da var yani bu işte. Yani çok batan girip var. Batıp evet. İnsan, yani çünkü yanlış ya. Adam gitmiş Angus getirmiş buraya. Yani Konya'da var şimdi Angus. Yani ben Angus eti yemedim. Konya'dan işte bu da Konya'da üretilen Angus'un eti diye bir yerde de satılmıyor. Angus'u almışsınız, getirmişsiniz, ahıra bağlamışsınız. İşin yanlış gittiğini zaten orada görüyorsunuz. Çünkü ondan sen yavru alamıyorsun. Ya çoğaltamıyorsun. Geçen İzmir tarım fuarında gördüm ben. Maliyeti 1400 çok fazla. Kiloydu hocam. Ama tabii, kaç tanedir ondan? Nasıldır et verimi muhakkak iyi ama yavru almaları nedir? Tabii bilmiyorum. Şimdi bizde Angus'un barındırılma, beslenme şekli farklı. Ya Angus dışarıda serbest. Tabii olsun. Merad olması lazım. Merad olacak. Hiç sağlamayacaksın. Bedava gelecek yani şey. Şimdi sen oturup içeride ahıra para, elektriğe para, bakıcıya para, yeme para, şeye para. Süt yok. Bir tane yavru alacaksın. O da Angus doğurmuyor kapalı olunca. Gebe kalmıyor daha doğrusu. Gebe kalmıyor. Yani tohumlamayı da gebe bırakamıyorsun. Normalde ne yapacaksın? Oturup işte boğa katacaksın. Devlet dedi ki boğa katmayacaksın. Namuzluluk yapıyorsan diyor. Hocam işler sıkıntılı ama bizim yine reklam arası geldi. Ama çok da soru var. Daha bizim konuşacağımız konular da var. Hemen bir çırpıda bir ara verelim. Ondan sonra çok da az bir zamanımız var. Diğer konularda ben kısaca değinelim. Bir başka programda inşallah tekrar beraber olacağız. Sevgili seyirciler bir aramız var. Aradan sonra devam edeceğiz. Tarım Öz'ün sunduğu Tarım Masası programı devam edecek.